Hey millet, sizi Emir'le tanıştırayım. Emir Süreyya'nın ilk öğrencisi ve okulumuzun Uğur'u. Bak şimdi sen de aileyle tanışıyorsun. Osman amcandan başla. Fırla. Merhaba. Merhaba. İlk öğrenci ha. Merhaba Fikret amcam ben. Merhaba. Memnun oldum. Murat ben de. Onu amca demiyoruz, o bunalıma giriyor. Gel bakayım gel. Bak bu da İpek ablan, Fikret amcanın eşi. Bu da annemiz Esma Sultan. Hadi bakalım Nazif abisi yardım et de bir elini yüzünü yıkasın. Olur yengem. Koş. Uçakla gidelim mi? Olur. O zaman atla. Nereye? Sırtıma. Oğlum sen kaç kilosun? Hazır mısın? Evet. Aç kolları. Açtım. Uçuyorum. Tut Emir tut. Yavaş. Aile yemeği zannediyordum. Yani öğrencini getirecek gün mü kalmadı? Allah Allah. Zaten misafir etmek ne demek? Onu da anlamıyorum ki gerçi. Emir'in annesi şehir dışında bir işi var. Bir panele katılması gerekiyor. O yüzden aldım getirdim. Yalnız kalmasın çocuk sıkılmasın diye. Londra'dan geldiler zaten. Uyum sorunu yaşıyor. Tanıyor. Sevgilim sen tanıyorsun. Hatta Esma Hanım bile tanıyor olabilir. Hani açılışa gelen Begüm Hanım vardı ya. İşte Emir'in annesi o. Hangi Begüm? Doktor Begüm Hanım. Daha önce de Bursa'daymış galiba. Ondan sonra Londra'ya gitmiş, sonra geri gelmiş. Hatta Faruk da Bursa'dan tanıyorum demişti ama annene nasıl hatırlatabiliriz? Ya hatırladım evet. Bir zamanlar stajyerdi o, hatırladım. Londra'dan mı dönmüş? Niye? Ne bileyim anne, ben ayaküstü sormadım ki. Boyunca da oğlu olmuş ha? Ay yalnız oğlan o kadar tatlı ki inanamayacaksınız ve biri yetenekli. Hatta Begüm Hanım'a merak edip sordum nereden geliyor bu yetenek diye, babasına çekmiş diyor. Ben müsaadenizle biraz yesem, öleceğim açlıktan da. Hadi oğlum hadi. Bak yengen aç. Ver onu sen bana. Siz geçin abi sofraya. Geç. Geç. Canım. Hı. Ben sana sormuştum kadını tanıyor musun diye. Tanımıyorum demiştin. Hı. Annemi de tanıyor. Bir insanı geçmiş ya böyle ben. İşte zaten çok fazla da muhabbetim yoktu. Ondan yani. Şey Osman dolmayı versene ya. Buyur abla. Hiç. Havlu getirdim de. Tuvalete gireceğim. Abla çocuk hakikat. Tuvalete girecek, biz burada durduk çocuğa bakıyoruz senden. Şunu bırakalım o zaman. Bunu alalım. Biz biraz daldık, kusura bakma. Sen rahat rahat şey yapardık. Biz kapıdayız. Teşekkür ederim. Beklemenize gerek yok. Ben bahçeye kendim çıkabilirim. Çok teşekkürler. Ne
Öğrencilerinle de ne çabuk kaynaşmışsın Süreyya. Buraya aile yemeğine getirecek kadar. Evet, daha önceden de söylediğim gibi Emir'in özel bir durumu var. Ve çabuk kaynaştık. Farklı bir çocuk Emir. Annesi seyahatte demiştin. Babası neredeymiş? Bilmem, sormadım. Yani o kadar bilgi sahibi değilim çocuk hakkında. Yeni tanıştık da. Kaç yaşında bu yakışıklı? 10. 10. Yani bu kadar merak edeceğinizi bilseydim daha fazla araştırma yapmaya çalışırdım. Bilgi toplardım en azından. Tahmin edemedim, kusura bakmayın. Masama oturan herkese tanımak isterim haliyle gelin hanım. Bu kadar önemli olmasa gelmezdim. Lütfen hastaneye gel. Konuşalım, tamam mı? Faruk, anlatmama bir izin verirsen benim de kendime göre geçerli sebeplerim var elbette. Oğlum şu salatalar nerede? Osman sen çiçekleri organize et, ben bir içeri hızlandırayım. La etlere şey bıraktım. Haydi bakalım. Tamam abi. Sen de abur cuburlarla kanını doyurma. Herkes bana bakıyor. Bana bakınca öyle kalıyor. Saçımda falan bir şey mi var? Hey. Hiçbir tuhaflık yok. Senin gibi bir yakışıklıyı görünce öyle baka kalıyorlar demek ki. Gerçekten yakışıklı mıyım? Hem de çok. Süreyya abla beni merak etmiştir. Ben de gönüllüyüm, ben de ya. Hadi gel. Sıkıldım oturmaktan. Hadi bakayım, göreyim kim daha iyi top oynuyor. Bana ne zaman söyleyecektin?
Anne Begüm'ün burada olmasının benim için hiçbir haber değeri yoktu. Şimdi? Hala yok. Nasıl yok ya o çocuk? Anne. Anne ne olur bırak biraz düşüneyim ve kendim halledeyim bunu, tamam mı? Bu evde olan biten her şey seni ilgilendirmiyor. Biraz uzak dur. Ne olur. Topa dikkat. Sakin sakin. Geldiniz. Koş koş koş. Şampiyon. Anne. Ben bu Begüm Hanım'ı açılışta da gördüm ama çıkaramadım. Siz de Bursalı falan deyince çok şaşırdım. Bursalı falan demedim. Bursa'da bir süre yaşadı dedim. Lafı nereden dinliyorsunuz yani? Biz de öylesine bir tanışıyorduk işte. Anladım anneciğim. Hafızanıza da hayran kaldım. Etler sağlam çıkarsa iyi ya. Ne oldu Osman Aga? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? İnşallah yanılıyoruz abi. İnşallah da. Annem kuruldu baksana. Gözlerini ayırmıyor. Yalnız bir benziyor da ha. Gözler falan var. Ne? Abi ağzını ayrı aç. Abim nereye kayboldu? İçeri kaçtı. Muhasebe yapıyordur muhtemelen.